Lezzetli Lokmalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere traliçe tarifi vereceğim. 5 tane yumurtamıza 1 su bardağı şekerimizi katıyoruz. Yüksek derecede çırpacağız bunu. Bu kıvamda oldu, krema haline geldi. 6 yemek kaşığı unumuz var. 2 kabartma tozu, 1 vanilyamız var. Elediğimiz unu döküyoruz. En kısık ayarda. Tepsimizi yağlıyoruz. 1 yemek kaşığı yağ koydum, sıvı yağ. Hamurumuzu eşit miktarda dağıtıyoruz. Bu sıvı bir kıvam olmadığı için topak topak olabilir. O yüzden kendi elimizle güzelce düzeltiyoruz. Sonra da fırına ufaktan yere vuruyoruz. Şimdi bunu fırınımıza göndereceğiz. Önceden ısıtılmış 170 derecede fırınımıza vereceğiz. Kabınız büyük olursa biraz daha çabuk pişebilir. O yüzden fırınızın ayarına siz yine de arada bir bakın. Küçük kalıbınızda daha geç pişebilir. Şimdi karamel sosunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı şekeri orta ateşte eritiyoruz. Sürekli karıştırmamız gerekiyor ki yanmasın diye. Şekerimiz güzelce erimesini bekliyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı da ekledik. Tereyağımız ekledikten sonra evet, kremamızı da döküyoruz. Kremamızı döktükten sonra topaklaşma olabilir. Şekerimiz soğumaya geçiyor çünkü. Krema ısındıktan sonra normal sıvı halini alacak. Şekerini güzelce erittikten sonra altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Traliçemizin sosunu hazırlıyorum. 2,5 su bardağı süt. Seviyorsanız, eğer sütlü olsun istiyorsanız, siz süt miktarını artırabilirsiniz. Bir paket krema koyuyorum. 3 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyorum. Tekrar çırpıyoruz. Kekimiz pişti. Sosunu döküyoruz. Güzelce yayıyoruz, her tarafını alsın diye. Sonrasında hemen karamel sosumuzu dökeceğiz. Fazla bekletmeye gerek yok. Evet, bu şekilde hazır. Kekimiz pişti. Şimdi üzerine hazırladığımız sosu döküyorum. Siz çok süt koyacaksanız bu aşamada 1 saat dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Sütünü güzelce çeksin diye. Ben sütü az koyduğum için bekletmeyeceğim. Soğuması yeterli benim için. Ve üzerine karamel sosunu döküyoruz.